Şırnak'ta devam eden Eren Abluka 5 operasyonundan acı haber geldi. Jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu. Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 11 gün önce yaralanan askerimizin de şehit olduğu haberiyle yüreğimiz bir kez daha yandı. Samsunlu şehit piyade sözleşmeli er Nurettin Uzun evlilik hazırlığı yapıyordu. Eren Abluka 5 operasyonunda bir asker şehit oldu. Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü. Akşam saatlerinde ise bir acı haber daha geldi. Şehit piyade sözleşmeli er Nurettin Uzun, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak Gabardağı, Karageçit bölgesinde operasyon başlattı. Eren Abluka 5 operasyonla jandarma özel harekat timlerinin de olduğu 581 personel katıldı. Operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mağara ve sığınak imha edilirken bölgeden acı haber geldi. Jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün operasyonda mevzi değiştirildiği sırada kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 32 yaşındaki şehit bir çocuk babasıydı. Acı haber Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit baba ocağında toprağa verildi. Bir acı haber de Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden geldi. Piyade sözleşmeli er Nurettin Uzun yaralandıktan 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit ateşi Samsun'a düştü. Nişanlı olan şehit Nurettin Uzun evlilik hazırlığı yapıyordu. Suriye'nin kuzeyinde de güvenlik güçleri teröristlerin saldırı girişimine karşılık verdi. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.